Değerli basın mensupları, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesinde aylardır süren yalan rüzgarı 30 Eylül itibariyle sona erdi. Tüm hükümetleri boyunca üretimden yana çok tercihi olmayan, yeni fabrikalar açmak yerine fabrikalar kapatan AKP hükümeti nihayet bir alanda üretimi başardı. Sağlık Bakanlığı'nı yalan üreten bir fabrikaya çevirdi ve Sağlık Bakanı da her akşam meşhur yalan saatinde Erdoğan adına seri bir şekilde yalan üretmeye devam ediyor. Kişilerin yalan söylemesi kendi tercihleridir, ahlaki bir sorundur. Ama devlet adına yalan söylenmesi utanç vericidir. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Devlet yalan söylemez, söyleyemez. Veri akışındaki karartmaya ve kritik noktalardaki sağlık personeli üzerindeki adeta sıkı yönetime rağmen aylardır büyük mücadele sergiledik. Birçok iyi bilim insanı da bu çalışmalarımıza destek verdi. Adeta soğuk savaş günlerinin o casus savaşlarını andıran bir şekilde veri aramaya, veri kovalamaya çalıştık ve nihayet bu algı oyununu çökerttik. Hükümetin tüm toplumu aldattığı ortaya çıkmıştır. İşin enteresan yanı, bazı bilim kurulu üyeleri de bu vaka ve hasta ayrımı ile ilgili bu mevzuatların ve bu şekilde eksik bilgi verildiğinin kendilerine de söylenmediğini, kendi katıldıkları kurullarda böyle bir şeyin gündeme gelmediğini söylemiştir. Yani şu demektir, bu hükümet sadece toplumu değil, bilim kurulunu da aldatmıştır. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bu durumla ilgili, yani böyle bir vaka ve hasta tanımlamalarımız yok bizim, bunlarla ilgili Türkiye'den açıklama bekliyoruz demiştir. Burada zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde bu işin nasıl yapılacağı açıkça söyleniyor. ICD-10 kodlaması var. Burada hem testi pozitif olanların hem de testi negatif olsa bile klinik olarak COVID olan, yani akciğer tomografisinde bulguları olan, klinik bulguları olan hastaların da bildirilmesi gerektiği ICD-10 kodlamasında açık bir şekilde yazıyor. Ve bakın, keza ölüm bildirimlerinde bu tabloda testi pozitif olan vakaların nasıl bildirileceğini öldüğü zaman, şu tabloda da suspected, yani olası COVID olan ölüm vakalarının da bildirileceği açıkça yazmakta. Zaten dünyanın bütün ülkeleri çoğunlukla, çok azı hariç, bu şekilde bildirimde bulunmuşlar. Ben buradan birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın, vakaların en çok olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde hem ölüm sayılarında hem de vaka sayılarında kesin pozitif olanlar da olası vakalarda bildirilmekte. Brezilya'da vaka sayılarına yine klinik ve tomografide COVID olduğu gözüken ama testi negatif olanlar dahil bildirilmekte. Brezilya'da bir şey daha yapılmakta. Antikor pozitif çıkan, yani fark edilmeden hastalık geçirip de bağışıklanan kişiler bile sonradan sayılara eklenmektedir. Çin'de Mart ayından beri yine olası ve kesin vakaların hepsi dahil edilmiştir. İtalya'da, Hindistan'da, Belçika'da hep böyledir. Sadece Rusya'da Türkiye'deki gibi vaka gizlemek söz konusudur. Şimdi bu süreçte bu yalanları ortaya biz dökünce Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Hatta vefatlar üzerinden skor yapmakla bizi itham etti ve insanların maneviyatına saygı göstermemekle itham etti. Biz vefatlar üzerinden skor yapmaya çalışmıyoruz. Biz Sağlık Bakanı'nın evlerinde ölüme terk ettiği vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Eğer bakan bir skor peşinde olanları arıyorsa, bütün bu pandemi sürecinde tıbbın gereğinin değil, tababetin değil de ticaretin peşine düşen, maske işinde, test kiti meselesinde ticaretin peşine düşüp bu işten dolarla, lirayla skor elde edenlerin peşine düşsün. Ve bunlara kim müsaade ediyor diye baktığında dönüp aynaya bir de kendisine baksın.
Bu şekilde kamuoyunda tabii ciddi bir güven kaybına uğrayınca Hazret son bir hamle, bir aşıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Aşı yerli aşı üretileceğini iddia etti. Bunu da Erdoğan'la bir konferansta güya bildirdi. Artık bu Sağlık Bakanı topluma maval okumaktan vazgeçmelidir. Türkiye'nin aşı üretecek altyapısı yoktur. Vardı da artık yok. 1928 yılında kurulan, çok iyi bir altyapıya sahip olan Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü, geçmiş yıllarda o dönemin Türkiye'nin ihtiyacı olan 17 çeşit aşıyı üretmiş, hatta ABD dahil ihraç bile etmiştir. Bugün Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü bu hükümet tarafından yok edilmiştir. Halbuki benzerleri Almanya'da Robert Koch, Fransa'da Pasteur Enstitüsü şu anda o ülkelerin pandemiyle mücadelesinde ve aşı çalışmalarında merkez durumunda olmaya devam etmektedir. Yeni kurulan TÜSEB şu anda tabela durumundadır. Güya yeni gelişecek olan çalışmaları sağlıkla ilgili bu durumları yönetmek için kurulmuştu. Ve başındaki iki tepe yöneticisi Başkan Adil Mardinoğlu ile Genel Sekreter Hasan Türkes hocalarımız geçtiğimiz günlerde istifa etmişlerdir. Gerekçe de Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine ilgi göstermediğini, kaynak ve mevzuat yardımda bulunmadığını, tam iki senedir oturdukları yerde hiçbir hareket olmadan beklediklerini ifade etmektedir. Çünkü bu iktidarın bilimle arası yok. Bunlar okumamış kesimin ferasetine inanan ve cehaletten beslenen bir anlayış olduklarını kendileri de ifade ediyorlar. Şimdi aşı çalışmalarında hayvan deneyleri preklinik fazdadır. Yani insan deneyleri klinik fazladır ve 3 aşamadan oluşur uygulamaya geçene kadar. Şimdi Sağlık Bakanı çıkmış hayvan deneyleriyle ilgili bilgi veriyor. Sanki çok yakın bir aşı uygulamasına geçecek bir olay varmışçasına sınırlı sayıdaki hayvan sayısıyla preklinik fazları bir şeymiş gibi ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu Sağlık Bakanı aylardır sürdürdüğü Yalan Rüzgarı adlı dizinin başrol oyunculuğundan bu aşıyla ilgili bu ifadeleri ve kamera karşısındaki görüntüsüyle bir komedi filminin figüranı durumuna düşmüştür. Bunların önceliği zaten salgınla tıbbi mücadele değil, tababetin değil ticaretin ve siyasetin peşindeler. Yani ekonomide talan, pandemide yalan siyaseti gidiyorlar. Salgının başında Türkiye maske diye yırtınırken yandaşlar tanesi 1 dolardan yurt dışına milyarlarca maske ihraç ettiler. Türk insanına ise koruyucu özelliği olmayan peçete kağıdına üretilmiş maskeyi reva gördüler. Bu ülkede 5 tane maskeye 100 lira ödendi değerli arkadaşlarım. Yandaşları zengin, insanlarımızı da hasta ettiler. Sıra test kitine gelince kontrolü altındaki bir firmayı, BioXM firmasını bu konuda tekel yaptılar. Bu tekel firmanın ürettiği test kitlerin de yine bir cemaatin firması üzerinden Yeni Berke Medikal firması diye Sağlık Bakanlığı'nda daha önceden yıllarca varlığını bildiğimiz Menzil cemaatine yakın ve inanç turizminde faaliyet gösteren, hac umre organizasyonları yapan, daha önce hiç medikal işine girmemiş, bu işten zerre anlamayan bir firmanın üzerinden alıyorlar. Çok ucuza üreticiden aldığı test kitlerini 4-5 kat fiyata Sağlık Bakanlığı'na satıyor. Sağlık Bakanlığı bunu bilmiyor mu? Biliyor fakat buna da göz yumuyor. Tüm bu süreçler öyle bir noktaya geliyor ki Sağlık Bakanlığı'nın kendi atadığı bürokratlar bile, daire müdürleri, başkanları bile bu kirli işlere daha fazla mideleri kaldırmıyor ve ardı ardına istifa ediyorlar. Maske sattılar, kit sattılar. Şimdi de bu ülkeye aşı hayali satmaya çalışıyorlar. İşte böyle pandemi günlerinde tüm dünya bilim ile yol almaya çalışırken bunlarda tabii bilim yok, ne yapacaksın? Film peşindeler, film çevireceksiniz. Yalan üzerine yaptığı inşaatta çökünce aklı selime dönmek yerine utanmadan yeni yalanlara ve hayal tacirliğine devam ediyorlar. Neymiş? Test pozitif. Her kişi hasta değilmiş. Bizimki sadece hasta olanları veriyormuş. Biz test pozitif olanların kaç tanesini yazmadıklarını konuşa duralım.
Arkadaşlar bir de testi negatif olup hasta olan büyük bir grup var. 3-4 kat daha fazla. Bu gruptan hiç kimse söz etmiyor. Yani Sağlık Bakanı testi pozitif olanların bir kısmını yazdığını ifade ediyor, bir kısmını yazmadığını ifade ediyor. Bir de testi negatif olan onlardan, bu sayıdan 3-4 kat daha fazla bir hasta grubu var. Bunların tomografide bulguları var, klinik bulguları var. Bunlar da aslında hasta. Yani aslında şu anda Türkiye'de bildirilenin zaten 3 katına, 4 katına yakın pozitif hastalar var. Bir de bunun 3-4 katı, toplamın 3-4 katı daha COVID hastası var. Bunlar da kayıt dışında. Geçen gün AKP'nin genel başkan yardımcısı COVID olduğunu açıkladı. Ama şöyle bir ifadesi oldu, kendi ifade etti. Ben 4 kere test yaptırdım, 4'ünde de negatif çıktı. Ama sonra tomografide COVID olduğum anlaşıldı ve bana tedavi verdiler dedi. Yani bu duruma göre AKP'nin Sağlık Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı, şu anda tedavi gören, COVID'den tedavi gören siyasetçi bile COVID olarak kabul etmiyor. Bu memleket hep sıra dışı olmuştur. Hasta olmak, vakadan sayılmak için testin pozitif olması yetmiyor. Yani testi geçmeniz yetmiyor. Bir de mülakata gireceksiniz. Neyin var, neyin yok diye. Yeter artık, bu milletin yakasından bir düşün. Çünkü koronavirüs bu ülkeye yetmektedir.